Bize Acentelik adı altında Saadet Zinciri gibi, Çiftlik Bank gibi öncelikle içeriden para alıp teminat adı altında paraları alıp 4300 dolar gibi her acente başına para alıp bu paraları bize kullanmayacaklarını söylediler teminat bedeli olarak. Sonra işleyiş güzel olacak dediler. Bize güzel vaatlerle, son model arabalar, işte şeylerle hepsine geldiler. Müdürleri olsun, birkaç isimler. Bunlar geldi. Biz de bunlardan acentelik aldık ve bu paraları yatırdık. Sonra duyduk ki işte batıyor, battı falan söylentiler çıkmaya başladı. Biz tabii inanmadık. Bunun yanında kapıda ödemede kargolara falan geliyordu. Günlük 1 milyona yakın kasa hakedişleri yatırdık. Toplam Türkiye geneli olarak. Ondan sonra baktık kapatıyor derken kimseden, şirket sahiplerinden hiçbirisine, yetkililerine ulaşamayınca biz dedik şirkete gidelim. İşte Türkiye genelindeki arkadaşlarla toplandık ve bu şirkete geldiğimizde hurdaları bırakmışlar. Hurda yığınlarını bırakmışlar. Şirketten kimse yok. İçini boşaltmışlar. Ve mağduriyette bu zamana kadar, yani bütün kapıda ödemelerde dahil, 30 milyonun üzerinde bir mağduriyet var. Çalışanların maaşlarını vermemişler. Şu an şirket yetkililere kaçak. Ben Manisa Alaşehir'den geldim. Benim sadece 4300 dolar falan var. Tabii bunun yanında araç kiraladık, personel giderleri, iş yeri kiraları, mazottur, 3 aylık hak edişlerimizdir. Bu mağduriyet bizim 200 bin liranın üzerinde en düşükleri. Yani bununla çalıştığımız emeğimiz boşuna. Gerçek merkez Rami'de kargo şirketini buraya taşımışlar. Bu kargo firması yaklaşık 5-6 yıldır kurulmuş olan bir firma. Biz son 2-3 yıldır da acentelik veriliyor. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilin tamamında acentesi var. Bizim gibi mağdur olan arkadaşlar var. Tabii mağdur derken bu firma son bu pandemi döneminde biraz yükseldi. Tabii herkes evde alışveriş, herkes kargoya yüklendi ve firma olarak büyüdü biraz. Tabii biz de ondan faydalanmak istedik. Yani neticede herkes ailesini, evini, ocağını geçindirmek zorunda. Cazip geldi. Bize acentelik teklif ettiler. Biz de acentelik aldık bunlardan. Burada en küçük bedel 3-4 bin dolarlardan başlamak üzere. Yani Türk TL ile söyleyeyim 50 bin lirayla 300 bin liraya kadar şu an acente arkadaşların alacakları var. Artı personel, artı diğer müşterilerin, kargo aldıkları müşterilerin, kapıda ödemelerin alacakları var. Bize birden kapattılar. Yani dediler ki arkadaşlar Karadeniz bölge kapandı. Ben Ordu'dan geliyorum. Adım Soner. İşletme babamın adına, kendim işletiyorum. Dediler kapandı, nasıl olur? İşte alacağımız var, 3 aylık hak edişimiz var içeride. Yani yaklaşık şu anda benim 1 yıllık zararım 300 milyar. Ama alacağım burada teminatımla, hak edişimle beraber 90 lira. Biz firmanın büyüdüğü için zarar da ettik bazı yerlerde ama sesimizi çıkartmadık. İşte olay bugüne geldi. Ama geldiğimizde de gördük ki bize dediler paranız ödenecek. İşte mail attılar, işte gün verdiler, işte sözleşmeye sadık kalınacak dediler. Ama karşımızda bir türlü muhatap bulamadık. Buraya geldiğimizde geldik gördük ki burada hiçbir şey kalmamış. Her taraf talan olmuş. Zaten ucuz pahalı ne varsa satıyorlar. Bir tane eleman bırakmışlar buraya. İşte onu zorla ricamızla falan Ahmet Bey onu bulduk. Bir şekilde ulaştık ona. O geldi. Yani burada gerçekten çok büyük bir mağduriyet var.